Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Tarım Aktüel programında Şarkı Karaağaç Köprü Köyü'nde görmüş olduğunuz gibi arı kovanlarının önündeyiz. Kıyafetlerimiz de bu. Tarım Aktüel programı başlıyor. Sevgili izleyiciler, görüntümüze aldanıp sakın televizyonunuzun ayarlarıyla falan oynamayın. Çünkü kameraman arkadaşım Arif de, ben de zor şartlar altında her yerimiz görmüş olduğunuz gibi astronot gibiyiz. Kameranın ayarını ve mikrofonun ayarını tutamayabiliriz. Efendim şimdi çok özel bir tesisteyiz. Arıcılıkla ilgili, kovancılıkla ilgili güzel işler yapan bir abimizin yanındayız. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? Ben Isparta Şaki Karaağaç Köprü Köyü'nden Bayram Ok. Köprülü Balcı diye tanıyor arkadaşlar bizi. Evet Bayram Bey, buralara kadar geldik. Burada sizin iyi bir arıcılık yaptığınızı duyduk. Bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz cümleten. Burada biz aslında gezginci arıcıyız. Gezginci arıcı olduğumuz için Aydın'da idi arılarımız. Yeni getirdik daha buraya. Aşağı yukarı 15 gün falan oldu. Buradan bir yere daha götürüyoruz. Yukarıya, yaylaya çıkarıyoruz. Siz yaylada, bence şapkayı giyseniz iyi olacak. Bal bulamadığı için evet. Bazı sarıyorlar. Ya. Ha, yani Bayram Bey ben şeker gibi adamımdır demek istiyor. Bal bulamayınca arı ona gelince. Basıra başlamadı da şu anda. Onun için sarıyor biraz da. Şu anda yeni getirdik. Daha arılarımız aşağı yukarı 5 çıtalı, 7 çıtalı gibi ilave atamadık daha üzerine. Yani çoğalma mevsimi şu anda ama anca ağır ağır çoğalmak. Yani çıta atmak ne demek şimdi üstüne? Çıta, şimdi onu şöyle göstereyim isterseniz. Buna geçen seneden işlengin ham petek. Geçen seneden işlengin olan. Şimdi bunları biz şey yapıyoruz. Arı çoğaldıkça bunları koyuyoruz, ilave yapıyoruz. Alt kovan doldukça biz üstüne ilavemiz var şöyle. İlave koyuyoruz. Hani arı çoğaldıkça bunu koyuyoruz yani bir tane. Bu işlengin. Yani bu üst üste çıkabiliyor diyorsun. Evet, evet. Çoğaldıkça koyuyoruz. Örneğin bir ilave atarız, üçüncü ilave atarız. Yani çoğaldıkça atıyoruz bunu. Bunlar bittikten sonra şöyle ham peteğimiz var. Şu komple ince, defter yaprağı gibi ince. Evet. Ham petek. Biz bunu şöyle vatandaş hani hazır mum gibi şey yapıyor da bu defter yaprağı gibi çok ince. Bunu buraya tele yapıştırıyoruz. Evet. Tele. Arı kendi örüyor bunu. Ta çıtanın dengine kadar böyle. Kendisi yani, akış gibi işliyor. Tabii yani tabii tabii. Anladım. O şekilde koyuyoruz bunu. Arı bir günde öremezse en geç 3 günde kesinlikle örüyor bir çıtayı. Demek ki gördüğümüz gibi oluyor. O gibi 3 günde kesinlikle oluyor Allah'ın izniyle. Anladım. Oradan güçlerle o şekilde çabuk örüyor mesela 3 günde veya 2 günde de ören oluyor. Şimdi sokmasın arı diyor gerçekten sevgili izleyiciler. Milyonlarca arı şu anda içeride bal yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten. Allah'tan bugün hava güzel de arı sakin, sinirli değil aslında. Bizleri de idare ediyorlar. 5 çıtalı bunlar. Şu anda 4-5 çıta var. Biraz daha dolu olanları. Şöyle yapalım şimdi. Daha aydınlatalım diyorum. Şimdi 4-5 çıta doldu. Bu kapağı alıyorsunuz. Evet. İlave ve ilaveleri öyle koyuyorsunuz. Evet. Yani ilave kovanı koyuyorsunuz. Evet. Şimdi bu kovanın içindeki 4 petek var. 4 petek dolduktan sonra ilaveyi yapıyoruz dedi ya. Şimdi o ilavenin nasıl yapıldığını görmeye çalışıyoruz. Şimdi bakacağız. Aşağı yukarı 9 çıtalı falan olması gerekiyor. 10 çıta alıyor zaten anladım kovanlarımız. Bunda 8 çıtalı bu. 8 çıta var. Bu kovan bu 8 çıtalı. Bir tane daha alır aşağı yukarı veya 2 tane. Şimdi şuna bakalım. Ya
Yani biz pazarda balı alıyoruz. Balı alırken sadece iyi mi kötü mü, sahte mi değil mi ona bakıyoruz ama gerçekten çok meşakkatli, çok zahmetli bir iş görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyiciler. Çok şimdi bu dolu. Bir tane daha alabilir buraya. 9. çıta, 10 çıta alabilir. Eğer 9 çıtalı olursa biraz balı kalın yapar. Şişman. Anladım, anladım. Kalın yapar. Buraya dalak yapıyor. Bu hemen petek istiyor mesela. Şu pete hemen oraya hemen koymak icap ediyor yani. İcap ediyor. Şimdi sevgili izleyiciler, gerçekten görmüş olduğunuz gibi el demirini aldı geldi Bayram Bey. El demiri olmadan da bu işlem olmuyor. Görmüş dalak olduğunuz yapar, gibi. Petek istediği zaman. Petek istediği zaman arı bu işlemi yapıyormuş kenarda. Yani siz peteği koymazsanız arı orada kendiliğinden adeta bir petek yaratıyor. Bu işlemi hemen görüp oraya ilave peteği koymak gerekiyor. Yani budur değil mi Bayram Bey? Evet, doğrudur. Yanlış söylemedim. Doğrudur yani. Efendim. Evet. Şimdi koyacağız inşallah oraya peteği değil mi? Şimdi buraya petek sığmaz. Sığmaz evet. Sığmadığı için biraz aralık bırakıyoruz. Evet. Şöyle. Ha sanki oraya petek koymuşuz hissediyor o zaman arı. Yok. Şöyle biraz aralık hissediyoruz. Anladım. Bunu açıyoruz. Aslında gölük yakmak gerekiyordu ama gölüksüz de. Oo, komple arı petek yapmış üstlere Bayram evet. Bey burada değil mi? Şimdi bunu, bu ilaveyi. Ha. Şimdi ilaveyi nasıl ilaveyi koyduğumuzu görmüş olduk. Şöyle ilaveyi koyuyoruz buraya. Şöyle ilaveyi koyuyoruz. Evet. Şimdi buradan ikinci ilavemize şöyle petek koyuyoruz. Peteğin tam üzerine. Evet. Yani arı aynı şekilde devam ediyor evet. Artık. Aynı. Aslında yavrulu çıta koyacağız yukarıya. Evet. Yavrulu. Evet. Koyacağız. Bunu da yanına koyacağız ama şimdilik gölük yakmadığımız tabii için. Ki, anladım. Gölük yakmak ne demek? Gölük duman. Dumanı yaktın mı arı sana sarmaz yani. Alttan yavrulu çıta çekip buraya koymamız gerekiyor. Bir tane de ham petek koyuyoruz. Anladım. Ondan sonra arı yukarıya çıkıyor. Yavrulu çıta koyduğumuz için. Alttaki arılar yukarıya çıkıyor. Arı şu anda yani tek kovanda işlem yapıyormuş gibi devam evet ediyor. Aynen. Aynen oradan devam eder. Bu da dolarsa eğer oğula gitmezse ikinci ilaveyi koyuyoruz. Üstüne bir tane daha koyuyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Oğula gitmezse 3 doluyor, 4 doluyor. Ha bizim burada gerçi hemen oğula gidiyor. Anladım. Bizim arılarımız Kafkas, Melez, Aydın arısı karışık yani. Onun için ama Kafkas arısı güzel bal yapıyor. Böyle düzgün, sırsız, sırlıyor, tam sırlıyor yani. Anladım. Aydın arısı sır kapatamıyor. Kafkas arısı güzel sır çekiyor yani. Tam dolu müşterinin istediği gibi bal yapıyor Kafkas arısı. Bayram Bey, bu kovanlarımız bu bölgede kaç gün daha duracak? Burada aşağı yukarı 15 gün oldu getireli köyümüze. Aşağı yukarı 1,5 ay daha durur. Karşı istikametimizde şöyle eğer kameraman arkadaşımız da gösterirse tak karşı yayla. Evet. Yaylaya götürüyoruz. O yaylanın adı ne? O yaylanın adı Esenoğlu Yaylası. Esenoğlu Yaylası. Yani aynı zamanda bölge mevki, evet. Esenoğlu Yaylası ta oraya yaylaya çıkarıyoruz. Orada sedir bol, çam yani evet, sedir ağacı bol. Onlar basıra yapıyor. Evet. Basıra düştü mü hemen buradan götürüyoruz oraya. Ha, basıra düştüğünü de götürüyorsunuz. Evet, bal olduğuna. Şu anda yayla olduğu için daha çiçek falan evet yeni açıyor evet yani. Doğa zaten yeni uyanıyor. Evet. İşlem orada da yeni başlıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Bayram Ustam? Şimdi Fevzi abi ana arıyı bulacağız.
Kraliçe arıyı. Kraliçe arıyı. Gerçekten biz de merak ediyoruz kraliçe arıyı. Şimdi birden çıkarsak çıtayı hemen arı sarar yani insana. Onun için mümkün olduğunca ağır. Çok yavaş 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 çekiyoruz. Bu birinci çıtada evet, olmayabilir. Maşallah. Çok az bir balı var içinde, polenimiz var. Evet, ben göremedim kraliçe arıyı. Bu yanda yok. O kadar milyonlarca arının içinde görmek de mesele ama o kendini belli eder değil mi? Evet. Büyük olur o. Bu birinci çıtada yok. Pek olmaz, yok her. Görüyorsunuz kraliçe arıyı bulmak da ne kadar zahmetli sevgili izleyiciler. Sağ olsun Bayram abim emek çekiyor. Sırf izleyicilerimiz kraliçe arıyı görsün diye. Çok dikkat etmek zorundayız gerçekten. Şu, maşallah. Şöyle göstereyim. Bu kapalı yer bal değil. Evet. Ana arı yumurtlamış yavru. Oradan komple yavru çıkacak. Ha, kapalı, kapalı bal gibi gördüğümüz bal, yerden yavru çıkıyor. Kesinlikle. O kesinlikle bal değil şu anda. Kesinlikle bal değil bu. Şimdi kraliçe arıyı daha çabuk bulmak için bazı arıcı arkadaşlar bellik yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Beyaz. Yani kuyruğunu mu boyuyorlar, ne yapıyorlar? Yok, kafasına sadece bir nokta kadar boya. Allah Allah, o boya çıkmıyor daha yani. Daha çabuk bulunuyor, bu çıkmaz kesinlikle. Allah Allah, çok enteresan bir durum. Ben demin acaba bir bellik yapılabilir mi, bir espri yapayım dedim. Yanlış anlaşıldı diye yapmamıştım sevgili izleyiciler. Demek ki olabiliyormuş. Kralcalı'nın kafasına beyaz bir nokta koyuyorlarmış. Daha İnşallah çok fosforludur o nokta, daha çabuk bulunur diye düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Bayram abi, şimdi bu peteğe bakarken aklıma şey geldi. Hani vatandaş diyor ya, ya şekeri koyuyorlar, şekerden bal üretiyorlar diyor mesela. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz vatandaşımıza, aydınlatıcı? Evet. Şimdi şeker ne zaman verilir? Arı içinde yiyecek yoksa o zaman vermek zorundayız. Yani mesela, arı çevrede bir şey yiyecek bulamaz. Tabii kesinlikle. Bulamadığı zaman veya şu aşağı yukarı bir hafta 10 gündür yağmurlu geçtiğinden dolayı arı çıkamıyor dışarıya. Çıkamadığı için içindeki şöyle eğer bakarsak az bir miktarda bal var burada. Yani 3-5 santim civarında ışılıyor böyle. Bak şu yanlarda kesinlikle hiçbir bal ışılayan yok. Evet. Neden? Şimdi burayı da yedi bitirirse mesela 2 gün yağmur yağsa buralı 2 gün yeter. Ondan sonra arı mumu yiyecek değil. Mutlaka vermek zorundasın. Vermedin kısa zamanda ölür. En fazla 24 saat zor dayanamaz yani. Yani siz bu şerbete batırıp çıkarmıyorsunuz mu? Yok. Yoksa nasıl oluyor? Onu küçük bizim şerbetliğimiz var. Şöyle aşağı yukarı şöyle göstereyim. İki su bardağı anca alır bu. Evet. Buna veriyoruz. Şöyle kıyını döküyoruz. Buradan ölmeyecek kadar yiyor yani. Anladım. Ama şimdi bazı şekere çalışan arkadaşlar böyle yarım ilave var. Kovayla döküyorlar. O yanlış tabii o. Kesinlikle şeye çalışıyorlar. Onlar şekere çalışıyorlar. Biz perakende işlediğimiz için şeker vermiyoruz yani. Biz şu mevsimde veriyoruz. Yağışlı olduğu zaman diğer zamanlar vermiyoruz. O zaman konu açılmışken biz şunu da sorayım ben vatandaşımıza. İyi bal nasıl olur? Bunu anlatabilir misiniz? Yani iyi vatandaşımız gitti balcıya girdi. Evet. Balcılar ikram ediyor. Parmağımızı banıyoruz, yiyoruz balı. Anlamıyoruz ki bir şey. Tamam bal gibi de.
Yani bunun iyi olup kötü olmanın şeker balı olmadığını, doğadan evet. natürel olduğunu nasıl anlarız? Evet, şimdi genelde bal yöreye göre değişir gerçi de mümkün olduğunca kırmızı olursa tam olgunlaştırmış daha güzel olur. Gerçi dil bilir yani, şekeri de bilir, balı da bilir. Biraz sonra ben size ikramda bulunacağım zaten. Şeker balı gerçi bizde yok da yani kesinlikle şeker vermiyoruz biz. Çünkü şeker verdik mi insanlar biliyor şeker tadı geliyor ağzına işte bir de almıyor. Vatandaş nasıl bunu anlayacak? Şimdi, yani bir özelliği var mıdır balı döktüğünde kimisi der ki bal kopmadan dökecek. Evet. Akacak. Şimdi kimisi der ki donacak falan bu gibi bir. Ya donar bal çiçek balı kesinlikle donar. Evet. Bak bunu kesinlikle altını çizelim çiçek balı kesinlikle donar. Bir çam balı donmaz. Yani ayçiçek balı, pamuk balı daha çabuk donar. Don yağı gibi böyle kesinlikle donar. Yani bal donuyor diye sahte değil yani sahte değil anlamına gelmiyor. Evet. Sahte anlamına gelmiyor pardon. Yani, şeker anlamına da gelmez. Yani sahte anlamına da gelmez. Bal kesinlikle donar. Mesela süzme bal donar. Donduğunda sıcak suya eğer korlarsa o erir aynı eski halini alır. Kesinlikle bozulmaz bal. Yıllarca yani uzmanlar diyor ki 3000 yıl bozulmaz diyor yani kitapta yazıyor bu. Bulduk dedi Bayram abim ama arıyoruz biz şimdi. Uzun. Hah uzun. Uzun evet bak, evet evet başına. Evet gördünüz mü? Sevgili izleyiciler gerçekten kraliçe bu. Arı öbür arılardan gerçekten farklı. Tek başına ve bu kovanda başka hiçbir kraliçe arıya yer vermeden yaşamasına devam ediyor. Tabii kraliçe arıyı ararken Bayram abimizle yapmış olduğumuz sohbetlerde balın, donan balın sahte olmadığını öğrenmiş olduk. Yani vatandaşın aslında dilinin balı parmakla böyle tadına baktığı zaman şekeri ve balı vatandaşımız anlayabilir aslında diyor. Gerçekten anlaşılabiliyor ama tabii o kadar çok merdiven altı diyelim buna da bal üretenler var ki bu insanlar tabii yapmamalı aslında. Vatandaş da balı her yerden almamalı. Balı tanıdığı insanlardan almalı. Güvendiği insanlardan almalı. Çünkü toptancılar güvendiği yerlerden bal alırsa vatandaşına da gerçekten güvendiği balı satarsa vatandaşımız daha iyi nitelikli bal yemiş olur. Bu bir vebaldir. Sahte balı almak, sahte balı alıp satmaya vesile olmak, sahte balı vatandaşımıza sadece para kazanma amaçlı bir şekilde satmaya çalışmak bence günah. Hem vebal hem günah hem de zararlı. Sevgili izleyiciler şimdi Bayram abinin elindeki şu alet duman çıkarmaya yarıyor. Şimdi biz yöremizde bizim Isparta'mız özellikle interlandımızda orman varlığımız çok. Milli park varlığımız çok yani alanımız çok. Biz arıcıları bütün ülkeyi davet edelim. Bizim interlandımızda ağacımız çok dediğimiz zaman genelde orman bölgelerinde bazı yerlerde izin verilmiyor. Evet. Bayram Bey yani bunu biliyoruz. Siz de herhalde yanlış değil değil mi? Tabii. Bunu sorduğumuz zaman şu dumanlama aletinin yakılıp bunun işlemi bittiğinde bunun yere döküldüğünde bir orman evet. yangınına sebebiyet evet. verebilir diyor. Ormanlık bölgelerimizde kovancılığa evet. bazı bölgelerde izin verilmiyor. Şimdi bu işi de çözemiyoruz. Yani bunun zararı gerçekten çok fazla olur mu? Tabii. Bunu kesinlikle arıcı arkadaşlar söndürmesi gerekiyor. Bir çukur kazıp evet. kesinlikle yangın çıkarmaması için döküp su dökmesi gerekiyor. Söndüğünden emin olması gerekiyor. Peki bunu yani söndürmeyen var olabilir mi? İçeride kovanı var Allah korusun orman evet. yansa zaten kovanı kovanları yanacak. Kovanları da yanar. Elindeki kesinlikle sermaye gidecek yani. Buna dikkat hakikaten bu şartlarda evet. bile olsa dikkat etmeyen arıcı olabilir mi? Yani olmaması lazım. Çünkü oldu mu ya ormanda yanar, arısta yanar. Kesinlikle olmaz ama olabilir de. Yani bundan dolayı müsaade edilmediğini biliyoruz. Olmaması lazım tabii ki. Evet bu da ayrı bir sorun bence sevgili izleyiciler. Yani işte yine insan, yine vatandaşın elinde olan bir şey. Şu dumanı yapmak zorunda arıcı. Bu dumanı yaparken de içine gerçekten o ateşi yakmak zorunda. İşi bittiğinde de söndürmek zorunda. Yani piknikçiye yapılan muamelenin aynısı burada da yapılıyor. Artık bunun haklı mı, haksız mı? Bunun bu tarafta incelemesini biz yetkililere bırakalım.
Bayram Bey, şimdi kovanlarımız burada gördük. Biz halk olarak şunu duyarız, vatandaş olarak. Bu arıların işte kraliçe arı, ana arı, reis arı, işçi arı ve benzeri bir şeyler söylenir. Yani bu kovanlarla ilgili, arının işleyişiyle ilgili. Yani burada bir nevi asker gibi bu arı. Evet, evet. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Şimdi bunun içinde bir tane bey var. Ana arı dediğimiz. Yumurtlayan, üreten, arıyı çoğaltan. O yumurtlamakla meşgul, askeri çoğaltmakla, öbürlerde işçi arılar var. İşçi arılar da bal getirmekle meşgul. Anladım. O yani şekilde. Bunların komutunu ana arı veriyor. Ana arı veriyor. Siz diyor bal getirmekle meşgulsunuz, çalışmakla. Evet. Yavru çıkıyor, yeni yavru oruna gidemez. Onlar yemekle meşgul. Anladım. Ana arı yumurtlamakla meşgul. Anladım. Yani bu şekilde devam ediyor. Ana arının mesela şöyle söyleyin, arının ömrü ne kadar? Evet. Arının ömrü aşağı yukarı çalışan arının ömrü 40 gün 50 gün civarında ölüyor. 40 gün 50 günde ölüyor. Evet. Evet. Ana arı 6-7 sene yaşıyor. Ama tabii aşağı yukarı 4 senede falan değiştirmek, yenilemek daha uygun. Gençleştirmek yani tabii, en azından. Genç olunca daha çok yumurta atıyor. Ortalama 2000 yumurta atıyor yani aşağı yukarı. Yani doğanın kuralı gibi sanki. Çok çalışan erken ölüyor. Şöyle mesela arı içinde azsa, az olursa örneğin 1000 yumurta atıyor. Çoksa 2000 yumurta atıyor. İçindeki işçiye göre hani bakabileceği kadar yumurta atıyor yani. Anladım. Peki şimdi burada kovanlar var. Kovanların üzerinde numaralar var. Evet. Şimdi diyelim 7. Plaka. Kovandan plakası var bu kovanların. Evet. Bu 7 numaralı plakadan çıkan arı çıktı, kendi kovanına geliyor değil mi? Başka kovana girer mi arı? Çıktı mı şu anda çıkan herkes, nasıl bir örneğin büyük şehirlerde, İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde milyonlarca adam var. Evet. Herkes sabah evinden çıkıyor, akşam evine dönüyor. Bu da nereden çıktıysa o kovanı bulur. Bulur yani. Hiç ama, şaşırmaz yani değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle şaşırırsa ne olur? Diyelim şaşırdı. Başkasına girdi. Siz mesela arı çıktı. Arı çıktığında kovanın yerini değiştirdiniz diyelim. Kesinlikle o zaman başka kovana girer. Birbirini öldürür. Yani böyle bir işlem yapılamaz yani. Kesinlikle. Arı çıktıktan sonra oynatamazsınız bunu yerine. Kesinlikle bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Burada durmak zorunda. Bunu buradan al da 100 metre ileriye koy bu kovanı. Evet. Vay efendim 500 metre ileri koy. 20 metre ileri koyamazsın. Yani radar bunu gibi buradan, yani hafızasına işliyor demek ki arı bunu. Şimdi bunu buradan çektin mi bu kovanları götüreceksin en az 7-8 kilometre 10 kilometre ileriye götüreceksin. Burayı unutacak arı. Yani o şekilde yani. Peki arı kovandan çıktı. Bu coğrafyada kaç kilometre karelik alanda bu arı çiçekleri toplayıp geliyor? Yani nereye kadar gidiyor arı? Aşağı yukarı en fazla ortalama 5 kilometre. 5 kilometre kare. Gider. Yani 5 kilometre gider ve gelir. Evet. 5 kilometreden sonra gider mi? Yani gidemez. Yani gidemez. Yani kaybolur zaten. Kaybolmasa da gidemez yani yorulur. Geleceğini de hesap ediyor. Anladım. Yani giderken geleceği kilometreyi tabii, de hesap ediyor. Tabii mutlaka. Çok enteresan sevgili izleyiciler. Gerçekten arı gibi çalışkan olmak dedikleri bu olsa gerek. Sabah kaçta çıkıyor kovandan arı? Güneş doğmadan önce mi? Kesinlikle önce. Böyle ortalık ışırka beraber kesinlikle işe gider. Yani erkenden işine gidiyor. Güneş doğduktan sonra çıkan arı kesinlikle olmaz. Peki şu andaki arılar ne iş yapıyor orada? Şu anda mesela gittiler, geldiler mi? Şu anda ne işlem yapıyor? Şu anda gittiler çok kaç kere mesela 3-5 kere gidip gelmişlerdir mutlaka. Anladım. Boş dönende olur. Bal bulabilirse getirir. Bulamazsa boş döner. Polen getirir. Evet. Poleni ayaklarına takar getirir. Evet. Balı mideye getirir buraya. Bırakır. Bu şekilde. Gerçekten enteresan. Arı kovandan çıkıyor sevgili izleyiciler. 5 kilometre karelik alanda işte çiçek, ağaç ne varsa alabileceği yerleri zaten iyi biliyor. Onları alıyor. Geliyor. Ayağında poleni, midesinde balı, yani bize bahşedilen balı burada şeye bırakıyor. Ondan sonra tekrar kovundan çıkıyor, tekrar gidiyor. Bu işlem
Yani hava kararmadan önce bitiyor tamamı. Tamam, orada kalıyor. Yani akşam ezenine kadar devam eder. Mesela suyu da buraya küçük bir şey yaptık. Suyu da buradan içiyor. Şöyle. Evet, ha, orada bir suluk var gerçekten. Ha, suyu da oradan içiyor. Yani günde aşağı yukarı bir büyük bir bidonu hiç dinlemeden bitiriyor. Büyük bir bidon su bitiyor. Büyük bir bandon, büyük. Onu kesinlikle bitiriyor. Buraya döküyoruz. Günde her gün döküyoruz buraya. Peki bal arısı, sizin koyduğunuz bidon suyun haricinde gittiği yerlerde su içmez mi başka içer, bir yerden? İçer. Her yerden içer de biz yine de yakın olsun diye biraz uzak burada vatandaşa rahatsız etmesin diye uzak bir bölgeye koyduk. Şurada aşağı yukarı bir kilometre ileride okul var. 2 kilometre ileride. Oraya falan gitmesin, orada okulun çeşmesine diye buraya döküyoruz. Hani tabii yakın yerden içiyor. Şimdi sizin gibi başka bir arıcı da gezginci arıcı diyelim değil mi? Evet. Gezginci arıcı gelse mesela burada bu alanda o da bir kovan koymak istese siz buna müsaade ediyor musunuz? Veya bunun bir kuralları var mı? Ya, birbirinize karşı uyguladığınız. Ya var. Aslında yerimiz olsa buyursun gelsin her zaman da bizim köyde bayağı 3-5 kişi de arı var. Evet. Onun için yerimiz de yok. Bizim burası kendimize ait bir arazi. Aşağı yukarı 30'da var. Buraya ekmedik. Yani koyacak yeri olmadığından dolayı. Anladım. Yani bu buraya, işi yapacağız diye. Evet. Buraya koyuyoruz. 30'da peki, yeri. Peki ekmedim. Gittiğiniz yerlerde de aynı sıkıntıyı yaşıyor musunuz? Yani kovanlarınızı arabaya koydunuz gidiyorsunuz. Tabii. Diyelim Muğla, Köyceğiz, Fethiye tarafına evet. Gittiniz. Orada da bölgede aynı problemler yaşanıyor mu? Aynı. Gideceğiniz yer belli mi yani? Evet. Biz şimdi buradan 4 yer değiştiriyoruz. Aşağı yukarı. Bir burada köyümüzde köprüde kalıyoruz. Buraya getirdik mesela Aydın'dan. Evet. Buradan aşağı yukarı 1,5 ay sonra gibi ta yukarı yaylaya götürüyoruz. Onu anladım. Evet. Oraya götürüyoruz. Orada aşağı yukarı Ağustos çıkasıya orada duruyor. Eylül gibi buradan alıyoruz. Çam'a götürüyoruz Aydın'a. Evet. Aydın Söke tarafına. Evet. Orada mesela bir köye aşağı yukarı belki 500 kamyon arı geliyor. Orada arazi bol. Arazi çam varlığı çok olunca. Mera alanı bol, çam da bol. Oraya aşağı yukarı 500 kamyon arı geliyor. Böyle baktın mı havaya gar yağı gibi arı. Peki bu hiç kimsenin arısı birbirine karışmıyor değil mi? Kesinlikle. Aynen biraz önceki söylediğim gibi 500 kamyon da olsa, 1000 kamyon arı da olsa kesinlikle herkes evini bilir, evet. Evine, kovanına girer yani. Ya tabii doğanın gücü, doğanın yani yaratılış sebebimiz herhalde. İnsanlara bu şekilde, hayvanlara bu şekilde yani arıya da bir akıl veriliyor. Bu şekilde de demiş olduğu gibi güvercin de aynıdır. Güvercin uçuran arkadaşlar bilir, evinin çatısında güvercin uçururlar. O güvercinler de kendi çatısını hep bilir. Onlar bazen bazılarını güvercinini çalar. Alır ama arı da böyle bir şey imkansız evet. Asla olmaz diyorsunuz. Aynen. Şimdi Bayram Bey biraz önce dediniz ya bir leğen suyu arı bitirir. Şimdi ben size iki soru sormak istiyorum. Bu içindeki ağaçlar ne işe yarıyor? İçindeki ağaçlar şimdi arı kendini suyun içine attı mı suyun içinden kalkamıyor. Kanatları ıslanınca uçamıyor. Yani ıslanınca uçamıyor, kalkamıyor. İçinde denizin içindeki geminin yüzdüğü gibi yüzüyor, ölüyor yani. Onun için bunları üzerine koyuyoruz. Onlardan yürüyerek veya uçarak çıkıyor, içiyor, konuyor, tekrar dışarıya çıkıyor. Onların için koyuyoruz bunları. Önemli bir işlevi yerine getiriyor demek ki o tahtı parçaları. Peki bu leğen su bitiyor, bitti dediniz ya. Evet. Burada kaç kovanımız var? Şimdi burada aşağı yukarı 235 kovan arımız var maşallah. Şu anda. Şimdiden sonra bu aşağı yukarı 300'ü geçer. Evet. Günde oğul verir. Bizim arılarımız Aydın'dan geldiği için biraz çamda yorgun olduğu için oğulu hani yorgun olduğu için bir de nasıl söyleyeyim yorgun olunca fazla yani şey yapamadı. Onun için arıları buradaki olanlar, burada götürmeyenler, arıyı çama götürmeyenlerin ki dolu. Oğul veriyor, ilave atıyor adam. İstersen Bayram Bey şu oğul vermeyi de bir anlatalım izleyicilerimize. Evet. Oğul verme ne demektir? Bunu da bir aydınlatalım. Oğul vermek, şimdi arı içinde dolarsa kovan,
Biraz önce gösterdiğimiz evet. gibi doldu mu ilaveyi atmazsan hemen kendisi biz buraya sığamayacağız bu kovanın içine. Der hemen oğul yapmaya bey yapar hemen. O içinde anladım. Tek bir tane demek, bey var. Demek ki gördüğümüz şey. O gibi bey yapar yani 3 tane 5 tane 10 tane neyse. Evet. Bey yapar. Bey aşağı yukarı 22 günde falan çıkar. Çıktı mı oğul verir. O zaman der ki iki bey bir kovanda geçinemez. Evet. Onun için benden de bu yanına gelsin der. Yarısını alır çıkarır. Çıkarır. Kovanın nereye gider? Gelir bu avaca konar. Önünde en kısa zamanda bir avaca konar. Orada işlemine evet. devam eder yani. Evet. Kovana asla girmez bir daha. Kovana oraya geriye girmez. Orada avaca konar buraya. Avaçtan aşağı yukarı hemen alırız biz onu kova konunca. Başka tamam. bir kovana alırız. Ayrı bir kenara koruruz. Peki ağaçta kovana koymazsan, öyle bir işlem yapmazsan orada bal üretmeye devam eder mi ağaçta? Kesinlikle orada üretmez. Orada en fazla 2 saat durur. Evet. Ondan sonra kalktım oradan aşağı yukarı 2-3 kilometre gider. Gider ve terk eder burayı diyorsun. Burayı terk eder gider 2-3 kilometre gider. Orada bir avaca daha konar dinlenir. Bir vatandaş bulursa alır. O da sahiplenir. O da sahiplenir. Bayram Bey şimdi suyu anlattık, kovanı anlattık. Böyle baldan bahsediyoruz. Tabii küçüklerimize hep tavsiyemiz şu. Bal yiyin, bal yiyin. Hatta doğal bal olunca şeker hastalarına bile yiyebilirsiniz diyoruz da. Baldan bahsedince de böyle bizde bal sadık burada. Yani bu bal nerede? Balı nasıl? Ne zaman yiyeceğiz biz bu balı? Balı şu anda bal olmaz arının içinde. Ama geçen yılın balından size ikram edeceğim tabii ki. Yani onun nasıl çıkarıldığını, nasıl kesildiğini göstereceksin. Tabii, tabii, tabii mutlaka. Yani biz de öyle bir dönemde gelmişiz ki sevgili izleyiciler bu senenin balı yokmuş. Evet. Herhalde işi bilmediğimizden yeni öğreniyoruz biz de. Ama geçen senenin balı da uygunmuş, varmış. Yani Temmuz'un sonu gibi olsa yeni balımız çıkar. Sıcağı soğumadan size ikramda ederiz ama geçen senenin balından ikramda bulunayım artık. Biz bu tarihi unutmayız. Temmuz'un sonunda da buradayız inşallah. Sevgili izleyiciler, şimdi geldik en mutlu ana. Yani balın yeme anına. Tabii ben sizler için tadına bakacağım ama burada bir durumu açıklamak zorundayım. Şimdi hep girdiğimiz şarküteri mağazalarında, alışveriş merkezlerinde balı bu şekilde alabilir misin Bayram abi böyle kaldır. Bu şekilde görürüz. Yani vatandaş bunu böyle peteğiyle beraber almak ister fakat bu peteğiyle aldığında da bildiğimiz kadarıyla mutfağa böyle koyarız işte süzülür. Hep süzülmüşünü yeriz. Şimdi biz Bayram abiden, Bayram abi aslında bu petek nasıl yenir, nasıl kullanılır, nasıl açılır? Bunu bir anlatabilir misin bize? Bu balı kesmek çok önemli. Bize bir hem keste hem bir yiyelim hem görelim ya. Bunu vatandaş eğer iyi kesemezse hiçbir şeye yaramaz bu petek. Bu kadar önemli yani. Çok önemli, kesmesi çok önemli. Bunu her zaman... Mesela söylüyorum vatandaşımız bunu bu şekilde poşetini çıkaracak. Çıkaracak. Bunu böyle koyacak. Şimdi vatandaşımız bunu baklava dilimi gibi 10 parça 20 parça yapıyor. Veya tencereye veya tasa basıyor. Peynir basar gibi. O zaman akı beniyor. Bir şeye yaramaz o zaman. Süzmesi altına peteği kuru petek üstünde kalıyor. Verdiğin bal aktı aşağıya indi. İyi bal vermemişsin diye bana sitem yapıyor müşterilerimiz. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak? Bunu mümkün olduğunca bu şekilde koyuyorsun. Çok basit. Bir buradan böyle yapıyoruz. Bir de buradan teliyle birlikte teli bıçak keser. Teli içinden çıkaracağız diye vatandaş dağı diyor balı. Telini uğraşma. Kesmez diye. Bunu böyle yapıyorsun. Çok basit. İşte herkesin... Teli bıçak kesti sevgili izleyiciler. Bunu mümkünse iki parça. Veya azemin menzili üç parça yapıyoruz.
bu balımızı. Şöyle kabımıza. Şöyle 3 parçayı alır bu kabımız. Bu şekilde. Veya ben yine de 3 parça yapayım. Şimdi bunu mümkün olduğunca 2 parça yaparsak daha güzel olur. Hiç akmaz bal. Aynen böyle çıtada durduğu yani gibi. Akmaz derken yani bunu bu şeyde 2 parça kestik koyduk tabağımıza. Evet. Sabahleyin kahvaltı servisini yaparken bunu böyle peteğiyle beraber mi koyalım tabii istiyorsunuz? Yani vatandaş tabii peteğiyle yesin diye. Tabii mümkünse. Şimdi şu tabağımıza mesela azami menzili 3 parça. Hani biz bugün 3 parça keselim bunu. Evet, öyle yapalım. Bu şekilde teli hiç değmeden bıçağımız kesiyor. Bu şekilde şu birinci parçamız şöyle incitmeden böyle yapıyoruz. Hiç kesinlikle akmaz balımız. Bu şekilde kestik mi? En son altını kesiyoruz. Tabii bu şekilde kesersek kesinlikle bu şekilde kestiğimizde hiç akmaz. Böyle ayrı tabağa da koyabiliriz, üst üste de koyabiliriz. Bu şekilde. Bu şimdi sır yok fazla bu balda. Beyaz. Beyaz olması sebebi yavru çıkarmadık petek. Yavru çıkarmayınca beyaz olur. Yavru çıkarsa o biraz önceki gösterdiğim ana arı yavru atarsa bu gözlere yavru çıktı mı esmerleşir mum. Yani bu peteğin esmer evet olanı yavru çıkan anlamına gelir. Evet aynen. Sır dediğimizde şu. Doldurursa bu gözleri balla bu sırrı kapatır üstünü. Ama doldurmadığı müddetçe bu şekilde kor. Veya şeker verirsek bu kesinlikle dolar. Komple böyle her yanını kapatır. Şekeri aşağı yukarı temmuzlarda falan verirsek o zaman bal daha çok geliyor. O zaman verirsen bunu komple kapatır. Ama biz perakende işlediğimiz için kesinlikle vermiyoruz. Allah ne verdiyse o şekilde. Yani peteğin her tarafı komple sırla kaplanmış olanların yani şekerle kaplanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Doğrudur. Bu sırla kaplama işini de arı yapıyor değil mi? Kesinlikle. Sırı da doldurdu mu arı sır çeker. Şimdi vatandaşımız tam dolu olsun bal diyor. Şeker vermeyince bu kadar yapabiliyor arı. Peki Bayram abi bu peteği vatandaşımız yiyor. Bazen ağzımızda böyle geveliyoruz, geveliyoruz. Hı. Yutamıyoruz bir türlü. Evet. Ağzımızda dolanıyor duruyor sakız gibi. Bu nedir? Bunu ne yapmak lazım? Şimdi bu ağzında dolanan mum biz buna biraz önce gösterdiğim gibi hazır petek koyuyoruz. Hazır petek koyunca o ağzında kalıyor. Hiç koymadan yapılan bal da var. Karagovan dediğimiz. Karagovan dediğimiz bal. O yani bal, onu hiç koymadan arı kendiliğinden o peteği yapıyor değil mi? Evet. Kesinlikle. Onu göstereyim. Şimdi şöyle boş bir çıta koyuyoruz biz arının içine. Şu şekilde yapıyor. Bu karakovan balı. Sevgili izleyiciler yani biraz önce pazardan alıp koyduğumuz bal peteği vardı ya sarı olan. O alınıp kendimiz koyabiliyoruz. Bunu arı kendisi yapıyor. Boş çıtayı koyuyor kovanın içine. Arı önce bu peteği yapıyor. Ve bunu yaptıktan sonra da balı içerisine işliyor. Ve en son işlem bittikten sonra da üstünü sırla kaplıyor. Bu müthiş bir mücadele ve müthiş bir emek. Evet. Gerçekten öyle. Ama bu koyduğumuz hazır mum. 20 gramlık mum. Bu beyaz olursa ağzında kesinlikle kalmaz. Siyah olursa, siyah petek, şöyle göstereyim. Şu peteğimiz biraz daha siyah. Peki şimdi şöyle diyeyim ben. Beyaz petek, siyah petek arasında kalite olarak hiçbir fark yok. Kesinlikle yok. Yani ama vatandaşımız genelde bazen koyu olan peteği tercih ediyor. Bu daha iyi bal,
daha kıvamlı gibi diyor da bu da bir yanlış anlaşılma demek ki. Evet. Renge bakıp balın kalitesine karar verilmez yani. Evet. Şimdi genelde siyah olma sebebi bunun, bundan yavru çıkarıyor 3-5 kere. Ana arı yavru atıyor, çıkarıyor. Mumu biraz kalınlaşıyor, böyle siyahlaşıyor. Evet. Kalınlaşıyor. Bu biraz daha ağzında fazla kalır. Ama şu kestiğimiz bal kesinlikle ağzında kalmaz. Bir de petek balı ağzında hiç mum kalmaması için dolap gibi böyle serin yerde muhafaza etmek gerekiyor. Ağzında o zaman kesinlikle böyle, biz bunlara oğul balı diyoruz. Oğullar yaptığı için bunlar ağzında fazla kalmaz. Kesinlikle hiç, belki hiç kalmaz diyebilirim dolaba korsak. Peki bu peteği zaten yiyin, faydalı, mideye faydalı derler. Yani hangi petek olursa olsun yutmakta bir zarar bahis tabii, yok. Kesinlikle içinde herhangi bir madde yok. Bu içine koyduğumuz mum daha, o mumları biz fabrikası var. Fabrikada biraz önceki izah ettiğim gibi o sarı petek haline geliyor. Onları mumdan olan bir şey. Çoğu diyor ki suni mum. Yani suni petek bu diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hiçbir arıcı da yapamaz zaten onu. Zaten arı da kabul etmez herhalde onu. Kesinlikle. Bu mumdan olan bir şey. Yani sevgili izleyiciler, petek, çıtalı peteği aldığımızda rengi ne olursa olsun, nasıl olursa olsun baldaki kalitenin çok önemi yok. Onu öğrenmiş olduk. Birisi oğul, birisi diğeri değil. Karakovan balı da aynı. Bu yaptıkları bal mumundan yapılan petek de aynı. Yani bunları mümkün olduğunca yuttuğumuz zaman da vücudumuza bir zarar yok, aksine faydası var. Evet. Şimdi o biraz önceki gösterdiğim mum, bunun arasına koyduğumuz mum, bu mumlardan olan bir şey. Bunları biz böyle kesiyoruz. Evet. Bunları fabrikasında böyle biraz önceki şu hale geliyor yani. Anladım. Bu hale geliyor. Bu ince, bunu koyuyoruz buraya. Evet. Bu çıtaya takıyoruz. Bunu arı bu hale getiriyor. Mumdan olan bir şey yani, öyle sunnidir. Vay efendim, yabancı bir madde kesinlikle yok. Yani kesinlikle plastik veya PVC veya naylon, yani böyle bir su bardağı gibi, su şişesi gibi yapılma şekliyle asla aynı değil. Mumdan yapılıyor. Zaten onu arı tekrar eski haline getiriyor, işliyor. Ben size dilerseniz şimdi, bir ikramda bulunayım. Yani bu ikramı ben inan kendim için değil, sevgili izleyiciler, bütün sevgili izleyicilerim için ben bunu yiyeceğim. Allah olmayanlara da versin ama bal alırken gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bak, bölgemizde güzel balcı abilerimiz var. Bayram abim gibi bir sürü balcımız var. Onları bulup herhalde onları yemek gerekiyor. Ben şöyle bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle bir... İnan bunu yapmak istemezdim ama çok güzel ya. Afiyet olsun. Dediği gibi mum da ağzımızda eriyor. Şöyle dilerseniz... Yuttum. Ağzımda hiç kalmadı, gerçekten doğru. Ve içimi hiç baymıyor. Çok güzel. Vallahi bal yiyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bunun içinde teli kaldı yalnız Bayram Usta, onu yapmamız lazım. Şimdi bunu, bu mumu tutsun diye takıyoruz bu teli. Teli çıkaracağız diye vatandaş dağıtmasın. Bu şekilde kessin. Yerken bunu, derler ya, tereyağından gıl çeker gibi şöyle tutuyorsun. Ucundan şöyle yapıyorsun. İşte çok basit, hiç bala bir zararı yok. Bal anladım, aynen duruyor bak, hiç belli değil. Anladım. Teli çıkarıyorsun, atıyorsun. Şimdi vatandaş diyor ki, tel içinde kaldı, karnıma giderse ne olacak? Tabii vatandaş onu demek de evet, normal tabii. Teli başından hani kestik görünce içinde tabii ki korkar. Şimdi efendim, Bayram Ustam diyor ki, bal yenirken yanında bir takım garnitür olması lazım diyor. Mesela yanımıza çok güzel ceviz getirmiş. Balla cevizi yan yana yiyin diyor. Bunun hikmetini anlayamadım ben. Bir soralım, neden cevizle balı yan yana? Ya şimdi ceviz, cevizle veya şöyle göstereyim, cevizle süzme bal daha güzel gittiği için, şöyle süzme balımızı, evet,
şekilde döküyoruz tabağımıza. Böyle cevizimizi de üzerine eğer biraz döker de bu şekilde. Bir de polen. Polenin faydaları çok yüksek. Sevzi yavaş Bey. Yavaş geliyor şimdi. Polenin faydası bu zaten, bu atom bombası gibi bir şey şimdi, oldu mu Bayram abi? Hani safi yersek daha böyle polenli cevizle karıştırırsak daha çok güzel yarayışlı. Onun için ben vatandaşa devamlı böyle polenle cevizle bal daha çok güzel gittiği için yani kendim de bu şekilde yiyorum hep. Maşallah şöyle, zaten buyurun, hiç göstermiyorsun gözüme. Buyurun falan. Bir de bu şekilde eğer tadına bakın. Şöyle alttan daldır. Şöyle alttan daldırıyoruz. Şöyle macun gibi. Yani gerçekten bunu yesek mi, fotoğraf mı çekilsek nedir? Ya Rabbim yani bunu sporcularımıza falan bunu bir yedirelim istiyoruz. Yani bu gerçekten polen, ceviz, bal üçü karışık. Artık gerisini siz düşünün sevgili izleyiciler. Bayram abi gerçekten işimiz var valla. Ciğerimiz de yanacak birazdan. Ama ye tatlıyı, içme suyu yanarsa yansın. Evet. Ye yağlıyı, iç suyu donarsa donsun der bize atalarımız. Evet. Biz bu güzel şeyi yiyeceğiz ve su içmeyeceğiz. Evet. Bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Bayram abi. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Ulvi bir iş yapıyorsunuz bence. Son defa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben seyircilerime ve müşterilerimize her zaman söylediğim gibi parasını bala yağa versinler. Balla yağı eksik etmeyin diyorsun. Evet Allah'ın izniyle. Her zaman bala yağa versinler parasını. Yani parayı bala ve yağa verirsek sağlıklı oluruz, hastalıklardan uzak oluruz diyor Bayram abim. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ballı ve yağlı günlerde buluşmak ümidiyle diyoruz. Sevgili izleyiciler, bir Tarım Aktüel programının da burada sonuna geldik. Şarkı Karaç Köprü Köyü'nde arıcılığı, balcılığı, kovancılığı işledik. Bir dahaki Tarım Aktüel programlarında buluşmak üzere.